Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Fatih ve bugün Şemsipaşa Camii'ndeyiz. Üsküdar sahilde bulunan caminin bilinen adı Şemsipaşa Camii. Bir diğer adı ise Kuşkonmaz Camii olarak geçiyor. Söylenene göre camiye Kuşkonmaz denmesinin bir sebebi ise camiyi yaptıran Şemsi Ahmet Paşa'nın kişiliğiyle ilgili. Fazlasıyla titiz bir kişi olan Şemsipaşa, Sokulu Mehmet Paşa ile rekabet halindeymiş. Zaman zaman şakayla karışık atışırlarmış. Şemsipaşa bir gün Sokullu'ya, "Sokullu, camini kuşlar pislemiş." diye takılınca Sokullu Mehmet Paşa da, "Gökyüzüne açık olan her yer kuşların pislemesine müsaittir." diye cevap vermiş. Şemsipaşa cami yaptırmaya karar verdiğinde aklından Sokullu Mehmet Paşa'nın sözleri gelir ve Mimar Sinan'a giderek, "Bana öyle bir cami yap ki üzerine kuşlar pislemesin ve konamasın." der. Bu olay üzerine Mimar Sinan tüm eserlerinde olduğu gibi kapsamlı bir araştırma yapar ve kuzey-güney rüzgarlarının kesiştiği bu noktayı bulur. Dalgaların kıyıya vurduğunda oluşturduğu titreşimleri inceleyen Sinan camiyi bu noktaya yapmaya karar verir. Mimar Sinan'ın inşa ettiği en küçük eser olan külliyenin içerisinde kütüphane, cami ve türbe bulunuyor. Sabah namazları ise camide hatimle kılınıyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz pazartesi günleri hariç Şemsipaşa'nın türbesini akşam 5'e kadar her gün ziyaret edebilirler. Ek olarak vize final dönemlerinde burada çalışmak isteyen öğrenciler için çok güzel bir kütüphanesi mevcut. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar, bu hafta sizlere Şemsipaşa Camii'ni anlattık. İlginç isimleriyle sanat eserlerini gezmeye devam edeceğiz. Genç Yağ kanalını takipte kalın.